Merhaba, düzlem aynayı konu anlatımı olarak bitirdik. Bazı basit soru tiplerini konu anlatımında zaten hallediyoruz. Bu soru videosuyla beraber biraz daha zorlanılan, daha farklı soru tiplerine bakacağız. Faydası olacağına eminim. Hemen başlayalım. Dikdörtgen perdenin arkasındaki düzlem aynaya gönderilen I1 ışını aynadan I2 ışın olarak yansıyormuş. Buna göre yansıyan ışının aynayla yaptığı açı kaç derecedir demiş. Burada bir perde var, arkasını görmüyoruz. Arkasında bir düzlem ayna olduğunu iddia ediyor. Işın düzlem aynaya görmediğimiz bir şekilde çarpıyor ve böyle çıkıyor. Buna göre ayna nasıl duruyor olabilir? Bunu tahmin etmemizi istiyor. Bu gibi sorular için şöyle bir taktik kullanmanız sizin için verimli olabilir. Bir kartezyen koordinat çizin. Şöyle bir y ekseni çizin. Şöyle bir x ekseni çizin. Bu kartezyen koordinatta ışınlarımızı yerleştireceğiz. I bir ışınını orijine doğru bu şekilde çiziyorum. Bu ışının düşeyle yaptığı açının 70 derece olduğuna dikkat ediyorum. E burası düşey olduğuna göre y ekseni düşeyi temsil ediyor. 70 dereceyi şuraya konduruyorum. Bu gelen ışının aynaya çarptığı nokta bizim orijin noktamız. Yansıyan ışına dolayısıyla buradan çıkıp yansıyacak. Yansıyan ışına dikkat edersek yatayla 50 derece yapıyor. Bizim yatayımız burada x ekseni olacaktır. Buna uygun bir şekilde şöyle bir çizim yapabilirim. Bu bizim yansıyan ışınımız. Yatayla 50 derece yaptığını soruya bakarak buraya işaretliyorum. Buradaki gerekli geometriyi yapalım. Y ekseni ile x ekseni arasında 90 derece var. Burası 50 ise buraya 40 derece kalacağını söyleyebilirim. Gelen ışınla yansıyan ışın arasında 110 derece olduğunu toplamda görüyorum 70 artı 40'tan. Bizim bir de normal çizgimiz var biliyorsunuz. Normal çizgisi gelen ışınla yansıyan ışının tam ortasında. Eğer gelenle yansıyan arasında 110 varsa normal tam ortada 55 55 olacak şekilde bölecektir. Bu ayna burada şöyle çapraz bir şekilde falan duruyor ama buraya çizerek orayı daha karmaşık hale getirmek istemiyorum. Düzlem aynayı şöyle çizdiğimi düşünelim. Buradaki yamuk gibi düşünmeme gerek yok. Bana açıyı soruyor. Açıyı her türlü bulabilirim. Gelen ışın çarptı, yansıyan ışın yansıdı. Bunların tam ortasında Aynaya dik olacak şekilde bir normal çizgimiz var. Bunu da biliyoruz. Burası 90 derece. Gelen ışınla yansıyan ışın arasında 110 derece olduğunu söylemiştim. Normal 55-55 bölecek. Yani gelme açısı 55 derecedir. Yansıma açısı da 55 derecedir. Şimdi şu arkadaş bizim aynamız olduğuna göre soru yansıyan ışının aynayla yaptığı açı dediğine göre bana sorulan yer şurası oluyor. Bu bizim yansıyan ışınımız. Bu da bizim aynamız. E, tamamı 90. Burası 55 ise buraya 30. 35 derece kalacaktır. Sorumuzun cevabı C olacaktır. Sayfa düzlemine dik olarak X ve Y düzlem aynalarının önüne bir cisim şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre bu cisimden çıkıp önce X sonra Y aynasında yansıyan ışınların oluşturduğu görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Böyle tuhaf bir cismimiz var. İki tane aynanın arasına konulmuş durumda. Ben bunun görüntüsünü bulacağım ama herhangi bir görüntüden bahsetmiyor. Sorunun metnini okumak lazım. Bu görüntüyü oluşturacak olan ışınlar önce X aynasına çarpacakmış öyle istiyor. Sonra y aynasına çarpacakmış. Hocam bu tuhaf bir şekil ben bunun neresinden ışın çıkartayım x'in neresine çarptırayım nasıl yansıtayım ışın çizmenize gerek yok. O ışınlar bir görüntü oluşturacaklar ama şuna dikkat edeceksiniz. Şöyle bir taktik kullanacaksınız. Bu ışınlar önce x aynasına çarpıyorsa önce x aynasında o yansıyan ışınlar bir görüntü oluşturacak. O zaman bu metnin ilk kısmını halledelim. Yani önce X'te oluşan görüntüyü bulalım. Şu arkadaşın x aynasında nasıl bir görüntüsü oluşur? Simetri alacaksınız. Önce şu düşe şey versiyon odaklanırsam bir birim uzaklığımız var dik olarak bir birim daha gittim. Şurada bunun bir görüntüsü vardır diyebilirim. Yataydaki kısmın x aynasındaki görüntüsüne odaklanırsam, şöyle iki tane nokta belirleyelim. Birinci noktamız bu olsun, ikinci noktamız bu olsun. Birinci nokta bir birim uzaklıkta. O zaman birinci noktanın görüntüsü. Burada ikinci nokta x aynasına 2 birim uzaklıkta. X aynasından 2 birim gidip ikinci noktanın görüntüsünü de burada bulurum. 1'den 2'ye doğru böyle bir ok çizmem lazım. 1'den 2'ye doğru şöyle bir ok çizersem bu görüntüyü elde etmiş olurum. Şu an ne yaptık biliyor musunuz? Şu an bu cisimden çıkan ışınları önce x aynasında yansıttık. Böylece bu görüntüyü bulmuş olduk x'ten yansıyanların şimdi de y'den yansımasını istiyoruz. Bu da şu demek oluyor. x'te oluşan görüntünün y'deki görüntüsünü bul demek oluyor. Yani biz artık cisim olarak bu arkadaşı kendimize baz alacağız. Bu cismin bu y aynasındaki görüntüsünü bulmaya çalışacağız. Yine bunu iki noktaya ayıralım. Birinci noktamız bu olsun. ikinci noktamız bu olsun. Birinci noktanın y'ye dik uzaklığına bakıyorum. Simetri alıyorum gençler. Gördüğünüz gibi 1 kök 2, 2 kök 2 birim uzaklıkta. Aynısını gidersem y 1 kök 2, 2 kök 2, şu noktaya gelmiş olurum. Diğer noktaya bakıyorum, 1 kök 2, yarım kök 2, bir buçuk gideceğiz. Yarım geldim, bir daha gittim, bir buçuk gelmiş oldum. Bu iki noktayı birleştirirsem, şöyle bir görüntü elde etmiş oluyorum bu mavi görüntünün Y'deki karşılığını bulmuş olduk. Yataydaki kısma odaklanırsak birinci noktamız bu yeşil olsun. ikinci noktamız da bu olsun. Birinci noktamızın y yedik uzaklığı 1 kök 2, 2 kök 2 aynısını geldiğimde yine şuraya ulaşmış olacağım. Diğerine baktığımda 1, 2, 2 buçuk kök 2 gitmem gerekiyor. Yarım geldim. 2 daha gideceğim. 1, 2. Toplamda 2.5 buçuk geldim ve bu yeşil noktayı görüntü olarak belirlemiş oldum. Bu iki yeşil noktayı birleştirdiğimde şöyle şöyle bir görüntü elde edeceğim. Tabi okun yönlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle bir çizim yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla sorunun cevabı bu arkadaştır. Ne yaptığımızı tekrar bir özetlersek bizim asıl cismimiz bu. Bu cisimden çıkan ışınlar X aynasına çarparsa, yansırsa orada bir görüntü oluştururlar. Dolayısıyla X aynasından yansıyan ışınlar bunu oluşturdu. Sonra bu X aynasından yansıyan ışınlar Y'ye çarpıp yansırsa şu arkadaş oluştururlar. X'teki görüntünün Y'deki görüntüsü sorumuzun cevabı olacaktır. Yani cevap Bursa olmalı. Soru ters sorulabilirdi. Ne diyebilirdi size? Cisimden çıkan ışınlar önce Y aynasında çarpıyor, yansıyor. Sonra o yansıyanlar X aynasına çarpıp yansıyor. Nasıl bir görüntü olur deseydi. O zaman şu arkadaşın önce şurada bir yerde Y'deki görüntüsünü çizecektiniz. Sonra o Y'deki görüntünün X'teki versiyonunu bulacaktınız. O da buraya bir yere denk gelecekti. Dolayısıyla bu metni doğru okumak önemli. Sayfa düzlemine dik olan x ve y düzlem aynalarının önündeki k cismi sayfa düzlemindedir. Buna göre g noktasından bu aynalara bakan bir gözlemcinin x ve y aynalarında görebildiği görüntü sayıları kaçtır diye sormuş bize. Bu bir görüş alanı sorusu. İki tane ayna var. Bu gözlemcinin bu iki aynadaki görüş alanını çizebiliriz. Nasıl yaptığımızı konu anlatımında detaylıca anlattık. Hatta bir sürü taktikle anlattık. En temeli gözlemciden x aynasının ucuna ışın gönderirsiniz. Yansıtırsınız. x aynasının diğer ucuna ışın gönderirsiniz. Yansıtırsınız. İki yansıyan ışın arasında kalan bölge görüş alanıdır. Aynısını y için yaparsınız ve soruyu çözmeye çalışırsınız. Fakat bu taktik bu sorularda işleri zorlaştırıyor. Görüş alanını tersten çizebiliyorduk ki bu sorular için en temizi bu yöntemdir. Görüş alanı tersten çizmek ne demekti? Örneğin X aynasına bakıyorsa buradaki gözlemci, ben şöyle yapabilirim: X'in ucuna bir ışın çizerim, bu böyle köşegen bir şey olması gerekiyor. Diğer ucuna da ışın çizerim. X aynasına bakarak şu aradaki görüntüleri görebilirim derim. Hocam hani gözlemciler aynanın arkasında bir şey görmezlerdi? Görüş alanı aynanın önünde olurdu. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bunu konu anlatımında konuşmuştuk. Bu sadece soruları daha kolay çözmek için kullandığımız geometrideki simetri özelliğinden yararlandığımız bir yöntem. Ben buradaki K cisminin görüntülerini bulursam aynalarda ve o görüntüler şu bölgeye denk gelirse ben onu görmüşüm demektir. Aynı şekilde Y aynasında ben neleri görebilirim mi merak ediyorsam Y aynasının uçlarına ki o da bire ikilik bir kutunun köşegeni olacak şekilde şöyle çizilmeli. Bir alta gönderirim. Bir tane de şöyle üste gönderirim. Bu iki ışın arasındaki şu bölgeye görüntü düşüyorsa ben onları görebilirim demektir. Görüntüleri bulalım. Burada bizim k cismimiz var. Bu k cisminin x aynasındaki görüntüsünü bulmak istersem iki birim dik uzaklığı var. iki birim dik uzaklık gelirsem burada k diyebileceğim bir görüntü bulmuş olurum. Aynı k cisminin y'de de bir görüntüsü var. y'ye bir birim dik uzaklığım var. Bir birim daha gidersem burada k diyebileceğim bir görüntü bulmuş olurum. Bu kadar mı bizim görüntümüz? Hayır gençler. İki tane aynanın arasına konulan şekildeki cisim sonsuz sayıda görüntü oluşturur. Az önceki sorunun bir benzeri. K cisminden çıkan ışın X'e çarpıp yansıdığında şu arkadaşı oluşturdu. O yansıyan ışın e, Y'ye de çarpacak. Y'ye çarptığında da bir görüntü oluşturacak. O oluşan görüntü gençler KX'in Y'deki görüntüsüdür. KX'in Y'deki görüntüsünü nasıl çizebiliriz? 1, 2, 3, 4, 5 birim dik uzaklığı var Y aynasına. 1, 2, 3, 4, 5 birim çizersem şurada bizim KY2 diyeceğimiz ikinci görüntü olur. Bu arkadaş görüntünün görüntüsü. Alışveriş merkezlerine gittiğinizde iki tane paralel ayna varsa önünüzde bir ayna var. Arkanıza da bir ayna var. Elinizi yıkıyorsunuz. Ne görüyorsunuz? Sizden sonsuz tane böyle sonsuza uzanan görüntü görüyorsunuz. İşte olan olay nedir? Görüntü var. Görüntünün görüntüsü var. O görüntünün öbür aynada görüntüsü var. Bu şekilde sonsuza kadar paslaşan iki futbolcu gibi bir sürü görüntü oluşuyor. Çok basit bunların nasıl oluştuğunu ışınlar üzerinden de gösterirsem kağıt cisminden çıkartacağım herhangi bir ışın. Mesela şöyle köşegen bir ışın çıkarttım. Bunu yine Köşegen bir şekilde yansıttığımda bu ışının uzantısının nereye gittiğine dikkat edin. İşte bu yansıyan ışın KX'in oluşmasını sağlar. X aynasında. Peki ben bunu devam ettiriyorum, köşegen olarak devam ettiriyorum. Y aynasını yeterince uzun kabul edin gençler, yani Y aynasını şöyle uzadığını varsayabilirim. Köşegen geliyorsa köşegen olarak yine yansıyacak. Sizce bu köşegenin uzantısı nereye gidiyor? Bakın dikkat edin. KY2'ye gidiyor. İşte asıl olan olay budur. Yani KX'in Y'deki görüntüsü KY2 ve Veriyor. Işınlarla gösterimini de böyle çizebilirim. Peki bu KY nasıl oluşuyor hocam? O direkt K'dan çıkan ışının önce Y aynasına çarpıp yansımasıyla oluşuyor. Köşegen yansıttığınızda bakın uzantısı KY'ye gidiyor. İşin özü budur. Hocam KX'in Y aynasındaki görüntüsünü bulduk. Acaba KY'nin de X aynasında görüntüsü oluşur mu? Oluşur. 1 2 3 4 birim dik uzaklığı var. X'ten 4 birim gidersem 1 2 3 4 birim yani şurada KX2 diyebileceğim bir ışın oluşur. KX2'nin Y'de bir daha görüntüsü oluşur. KY2'nin X'te bir daha görüntüsü oluşur. Dediğim gibi bu sonsuza kadar gider. Hepsini çizmeyeceğim çünkü bana hepsini sormuyor. Gördüğünüz gibi KX2 şu alanın dışına çıktı. O zaman ben x aynasına baktığımda sadece bu arkadaşı görüyorum. Yani x aynasındaki görüntü sayım benim 1 olacaktır gençler. Peki y aynasına baktığımda bunu görüyorum. Bunu da görüyorum. 2 tane görüntü görüyorum. Dolayısıyla y aynası içinde cevabımız 2 olmalıdır ama burada x aynası demiş herhalde bunu y demek istemiş. Sorumuzun cevabı Adan olmalıdır. Noktasal x cismi ile 1 ve 2 aynaları birim karelere ayrılmış sisteme şekildeki gibi yerleştiriliyormuş. Buna göre G noktasından bakan bir gözlemci X X cisminin sistemdeki görüntülerinden kaç tanesini görür? Aynı sorunun farklı bir versiyonu. Bizim gözümüz az önce iki tane paralel aynanın arasındaki cisme şuradan bir yerden bakıyordu. Şimdi bir numaralı aynanın arkasından bakıyor. Bir şey değişir mi acaba? Değişir gençler. Bu gözlemci bir numaralı aynanın arkasında, dolayısıyla bir numaralı aynada oluşan hiçbir görüntüyü göremez. Elinizde bir düzlem ayna varsa siz onun önündeyseniz aynaya bakarak bir şeyler görebilirsiniz. Siz aynanın arkasındaysanız, yansıtıcı yüzeyi göremiyorsanız e nasıl görüntü göreceksiniz? Dolayısıyla bu gözlemci bir numaralı aynadaki hiçbir görüntüyü görmez. Bakın konu anlatımında bunu özellikle vurguladım. Hocam bir numaralı aynada görüntü oluşmaz mı demek oluyor bu? Hayır görüntü oluşur. Görüntünün nerede oluşacağı gözlemciye bağlı bir şey değildir. Bir bir numaralı aynada oluşan görüntüleri bu gözlemci göremez diyeceğiz sadece. O zaman ben görüş alanını sadece ikiye çizebilirim. 2'nin bir tane alt sınırına ki ona da dikkat etmek lazım herhalde bire altılık bir dikdörtgenin köşesi yani şöyle giden bir çizgi çizmem gerekiyor. Üstüne de çizebilir miyim? Üstüne bunu böyle çizemezsiniz gençler. Bu sorunun çözümünü bu değiştirmeyecek ama niye ben bunu çizemiyorum? Çünkü bir numaralı ayna şu an benim için bir engel. Bir tahta parçası gibi. Herhangi bir yansıtıcı özelliğini bu göz göremiyor çünkü. O yüzden o engel ışın geçiremezsiniz. Geçirebildiğiniz yerinden ışın göndermeniz lazım. Yani şöyle bir ışın gönderip bunu devam ettirmeniz gerekiyor. Bu ayna bu göz için bir engel görevi görüyor. Bu göz sadece 2 numaradaki görüntüleri görebilir. Şu bölgeye düşen bütün görüntüleri görebilecektir. Az önceki sorudaki gibi yapacağız gençler. X cisminin 2 numaralı aynada şöyle 2 birim dik uzaklık, 2 birim dik uzaklık şurada bir görüntüsü var. Buna 1 numaralı görüntü diyelim. X cisminin 1 numaralı aynada da görüntüsü var. Bunu da buraya koydum. Buna 2 numaralı görüntü diyelim. Bu 2 numaralı görüntünün 2 numaralı aynada da görüntüsü var. Yani görüntünün de görüntüsü var. 1 2 3 4 birim dik uzaklık varsa bu aynadan 1 2 3 4 birim uzaklaşırsam şurada 3 numaralı görüntüyü bulmuş olurum. Yani 2'nin bu aynadaki görüntüsünü bulmuş oluyoruz. Dediğim gibi iki paralel ayna arasındaki cismin sonsuz sayıda görüntüsü oluşuyor. Yani bu çizgi üzerinde ben böyle sonsuza giden bir sürü görüntü çizebilirim. Ama benim görüş alanım belli. O yüzden kaç tanesini görebilir diye sormuş. Başka kim kaldı? Bir numaralı görüntünün bir numaralı aynadaki görüntüsünü bulmadım. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklık var. 1, 2, 3, 4, 5. Ya bu bayağı uzakta olacak. Bu çok uzaktaki görüntünün ikideki karşılığı da çok uzakta olacak. Yani bizim sınırımızın dışına çıkacak. Dolayısıyla bu sonsuza giden giden görüntülerden yanlış hesaplamadıysak sanırım iki tanesini görebiliriz. Sorumuzun cevabı B şıkkı olmalı. Hocam cevap 3 olmaz mı? Yani buradaki göz şu görüntüyü de görebilir demiyorsunuzdur inşallah. Tekrar söylüyorum. Bu gözlemci şu aynada oluşan hiçbir görüntüyü göremez. Çünkü aynanın arkasından bakıyoruz. Az önceki sorudaki gibi gözlemci şurada bir yerde olsaydı bu aynanın uçlarına da ben ışın çizebilirdim. O zaman bu bölgeye düşen görüntüleri görebilirdim. Ama şu arkadaş bu görüntüleri göremeyecektir. Sorumuzun cevabı bursa olacaktır. Sayfa düzlemine dik olan K ve L düzlem aynalarının önüne saydam olmayan bu önemli bir tabirdi. Konu anlatımında bolca vurgulamıştık. XYZ cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre aynalara G noktasından bakan gözlemci XYZ cisimlerinden hangilerinin ilk görüntüsünü hem K'da hem de L'de görebilir. Niye ilk diye belirtmiş? Çünkü bir cismin iki ayna olduğu için bir sürü görüntüsü oluşur. Bunların sadece ilk görüntülerine bakacağız. Yani ne demek istiyor? Örneğin L aynasında X'in bir tane görüntüsü var. O ilk görüntüdür. O görüntünün bir daha K'daki görüntüsünü falan bulmaya çalışma diyor. O kadar kasma diyor. Y'nin K aynasında bir tane görüntüsü var. Görüntünün bir daha L'deki karşılığını bulmaya çalışma diyor kısacası. Şimdi bu 3 tane saydam olmayan yani üzerine ışık düştüğünde arkasına geçirmeyen yani potansiyel bir engel oluşturabilecek cisimlerin aynalardaki ilk görüntülerini bulalım. Örneğin X cisminin L aynasında dik uzaklık dik uzaklık şurada bir görüntüsü var. Buna X üssü diyelim. Z cisminin şu aynada bir görüntüsü var. Buna Z üssü diyelim. Y cisminin yine L aynasında kök 2 yarım kök 2 daha bir buçuk kök 2 dik uzaklık var. Yarım bir daha gidersem şurada Y üssü diyebileceğim bir görüntüsü var. 3 cismimizin L aynasındaki 3 görüntüsünü oluşturduk. Şimdi K'ya Odaklanalım. X cisminin K'da şurada x 2 üssü diyebileceğim görüntüsü var. Y'nin bir birimlik uzaklığı var. Y 2 üssüyü buraya kondurdum. Z'nin iki birimlik uzaklığı var. İki birim geldim buraya. Z 2 üssünü de buraya kondurdum. Aynalardaki ilk görüntüler bunlar. Soru ne diyor? Soru bu gözlemcinin hem K'da hem de L'de ortak olarak görebildiği kimler vardır diyor. Yine görüş alanını çizeyim ama yine tersten çizeyim. Bu tip sorularda en temizi budur dediğim gibi. L aynasının uçlarına şöyle ışın çizersem şöyle köşegen gidecektir. Diğerini çizdiğimde şöyle 3'e 1'lik bir kutu çizecektir. Hepsini görebiliyoruz gibi duruyor ama daha engel durumlarına bakmadık. Diğeri için çizersem K'nın ucuna köşegen gönderdim. Alt ucuna da şöyle bir ışın gönderdim. Yine sanki ben hepsini görebiliyormuşum gibi duruyor. Konu anlatımında bunu vurgulamıştım. Bu engelleme var mı yok mu durumları için gözlemciden o görüntüye ulaşmaya çalışın ama aynanın üzerinden geçmek zorundasınız. Çünkü siz aynayı kullanıyorsunuz. Kafanıza göre ışın çizemezsiniz. Bu görüş alanının, o sınırların arasında kalmak zorundasınız. Tutup da şöyle bir ışın çizemezsin yani. Bu ikisinin arasına çizeceksin. Örneğin Z'nin görüntüsüne ulaşabiliyor muyum gözden? Evet, o zaman ben bunu görüyorum demektir. Peki Y'nin görüntüsüne ulaşabiliyor muyum? Evet, buraya da ulaşabiliyorum. Herhangi bir engel çıkmadı. O zaman ben bunu da görüyorum. Peki X'e ulaşabiliyor biliyor muyum? Hayır ulaşamıyorum. Neden ulaşamıyorum? Çünkü benim önümde şu an bir engel var. Z cisminin ta kendisi X'in görüntüsünü görmeme engel oluyor. Örneğin X'ten çıkıp bu aynaya çarpıp yansıyıp göze ulaşacak olan ışın Z cismine takılıyor. Saydam olmadığı için arkasına geçirmiyor. O zaman göze ulaşamıyor. Asıl mevzu bu. Biz tersten düşünüyoruz. Gözden görüntüye ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden X'i göremeyeceğiz gençler. Bu iptal. Görüntü oluşuyor ama biz görmüyoruz. K'ya bakalım şimdi de. Gözden ben aynanın üzerinden geçerek bu iki sınır arasında kalarak X2 üstüne ulaşabiliyor muyum? Ulaşıyorum o zaman ben onu gördüm. Z2 üstüne ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum o zaman ben onu da gördüm. Peki Y2 üstüne ulaşabiliyor muyum? Hayır ulaşamıyorum. Niye? Çünkü Y'nin ta kendisi onun görüntüsünü görmemi engelliyor. O zaman ben bu arkadaşı göremedim. L aynasında bu ikisini gördüm. K aynasında bu ikisini gördüm. Ortak olarak kimi görmüş olduk? Ortak olarak sadece Z'yi görmüş olduk gençler. Eminim bazılarınızın aklı şurada takılı kaldı. Takılı kalmayanlar da "Aa hakikaten ha" gibi şeyler söyleyebilirler. Eğer bunu söylüyorsanız görüntü nasıl çizilir tam anlamamışsınız demektir. Neyden bahsediyorum? Ya hocam siz şu Y'nin bu L aynasındaki görüntüsünü çizdiniz ama e bunun önünde Z var. Z bunu engellemez mi? Ya bence bu Y üssü oluşmaz. Oluşur gençler bu Y'nin L aynasına görüntüsünün oluşması için illa şöyle bir ışın çizmek zorunda değilsiniz ki. İstediğiniz gibi ışın çizebilirsiniz. Yani ben şöyle ikiye birlik kutunun içinden bir ışın gönderirim. Bunu düzgün bir şekilde yansıtırım. Bakın bunun uzantısı nereye gidiyor? Gayet de Y üstüne gidiyor. Yani şuraya ulaşabiliyor. O zaman ben bu görüntü oluşturabilirim. Yani hocam Y'nin önünde Z var. Bu aynada Y'nin görüntüsü oluşmaz diyemezsiniz. Çünkü ben buradan sonsuz sayıda ışın çıkartıp Z'yi pas geçerek yansıtıp şu arkadaşı oluşturabilirim. Bu da güzel bir detay.

Çekildeki G noktasından X aynasına bakan göz Y aynası yardımıyla hangi noktaların görüntülerini görebilir demiş. Şurada bir göz var X aynasına bakıyor. X aynasının yardımını alarak Y aynası sayesinde bu noktaları görmek istiyoruz. Biz normalde Y'ye baksak bir şey göremeyiz. Çünkü gözden çizeceğim ışınlar Y aynasına yansımaz. Paralel geçer gider. X'i kullanarak Y aynasının görüş alanı nasıl çizilir? Bu da ilk defa karşılaştığımız bir şey. Bakın gençler gözden çıkartacağınız ışınlar öncelikle ile x'e çarpmalı çünkü x'i kullanmam gerekiyor. İster buradan ışın çizin yansıtıp y'ye çarptırmaya çalışın. İsterseniz de daha basit yöntemi yapın. Yani ne yapın? Bu gözün şu aynadaki görüntüsünü bulun. Şu arkadaş g üssü diyelim buna x aynasındaki gözün görüntüsüdür. Ben buradan x'in uçlarına ışınlar göndereceğim. x aynasının görüş alanını çizdiğimde şöyle bir şey çizmem gerekiyor. Bir de şöyle bir şey çizmem gerekiyor. Fakat şu çizdiğim dikkat ederseniz y aynasını pas geçiyor. Yani bunu çizmemin mantığı yok. X aynasının tamamı Y aynasını görmüyor belli ki. Y aynasını ben baz aldığım için bunun ucuna denk gelecek şekilde şu arkadaşı çiziyorum. Şimdi önceki çizdiğimi yansıtalım. 2'ye birlik bir kutunun içinden geldiği için uygun açıyla 2'ye 1 yansıttığımda şöyle bir şey gidecek. Diğerini de 4'e birlik bir kutunun köşegeni 4'e 1 olacak şekilde düzgün bir şekilde yansıttım. Şu an ne yapmış oldum? X aynasını kullanarak Y aynasının görüş alanı çizdim. Neresi orası? Tabii ki yansıtılmış yan ışınlar arasındaki şu bölge y aynasıyla görebildiğim bölgedir. Kimler var o bölgede K noktası var L noktası var M noktası var. Hocam y'nin görüş alanı çizerken y'nin uçlarına ışın denk getirmem gerekmiyor muydu diyebilirsiniz de ben x aynasını kullanmak zorundayım. X'in sınırlarını kullanıyorum. Asıl mevzu ne aslında? Gözden şöyle bir ışın çıkarttığımda bu arkadaş buradan yansıyacak. Şu olacak o zaten. Buradan yansıyıp y'nin ucuna denk gelmiş olacak. Buraya denk getirebileceğim bir ışın yok. X'in diğer ucundan yani çizebileceğim en uzağına çizdiğimde şu arkadaşı çizdiğimde da böyle yansıyacak zaten da yoluna bu şekilde devam edecek ve böylece çizdiğim ışınları bulmuş olacağım tekrardan. Şunun nereye denk geleceğini kestirmek zor olduğu için biz gözün görüntüsünü alarak buradan çizmeye çalışıyoruz. Kolay yöntem bulmaya çalışıyoruz. Evet gelelim öğrencilerin en çok zorlandığı düzlem ayna soru tipine. Şekildeki x, y düzlem aynalığının arasında k cismi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre k cisminin kaç tane görüntüsü oluşur? E hocam bunda ne var? İki tane paralel ayna aralarına cisim konulmuş. E az önce çözdük bunun sorusunu. Sonsuz sayıda görüntü olur dediniz. Bu soruda olmaz. Çünkü bu aynalar birbirine paralel, doğru ama yeterince uzun değiller. Sonsuz görüntü oluşturacak kadar büyük değiller. Bunlar küçük aynalar. Burada sonsuz tane görüntü oluşmaz. Hatta şıklara dikkat ederseniz 3-5 tane oluşacak. Nasıl yapacağız bunu? Bakın bu soruyu iyi dinleyin. Bu biraz karışık gelebilir. Paralel aynalarda yeterince büyüklerse tam da arada bir cisim varsa sonsuz tane görüntü oluşur dedik. Görüntü nasıl oluşuyor? Cisimden çıkan ışınların her yansıması o aynada bir görüntü oluşturuyor. Örneğin ben şöyle bir ışın çıkartıp buraya çarptırsam e ne yapar? Buradan yansır. Cismin noktasal olduğunu varsayıyorum, engellemediğini varsayıyorum. Buraya gider. E buradan bir daha çarpar, buraya gider. Buradan bir daha gider. Yani böyle sonsuza kadar gidip gelecek. Her çarpma bir görüntü demek. Sonsuz görüntü böyle oluyor. Şimdi sen burada onu yapabilir misin? Örneğin şöyle bir ışın çıkartıp y'ye çarptırsan tekrar geri gelecek. E ne oldu? Bak burada x yok ki pas geçti. Hocam ben burada o ışınları nasıl çizeyim? Nereye denk geleceğini nasıl yapayım? Bu zor olduğu için şöyle bir taktik kullanacağız. K cisminin y aynasına görüntüsü var mı? Evet, burada bu arkadaşın bir görüntüsü var. Buna K üssü diyelim. K cisminin x aynasına bir görüntüsü var mı? Aynayı uzatabildiğimizi hayal ediyoruz. Bunun mantığını konu anlatımında konuşmuştuk yoksa aynayı uzattığımız falan yok. Şurada simetrik olarak aynayı böyle düşünürsem K 2 üssü diyebileceğim bir görüntü oluşmuş olacak. K üssü y aynasında oluştu. K 2 üssü x aynasında oluştu. Oluşan bir görüntünün diğer aynada görüntüsünün oluşması için görüntüyü oluşturan ışının diğer aynaya tekrar çarpabiliyor olması lazım. Az önceki sorularda gördük. Görüntünün görüntüsü bir aynadan yansıyan ışının diğer aynadan da yansımasıyla oluşuyor. Örneğin bu X'te oluşan görüntünün tekrar Y'de şurada bir yerde simetrik bir görüntüsü olup olmayacağını nasıl anlayacağım? X'in nasıl oluştuğuna bakacağım. Örneğin şöyle bir ışın çizerim. Ben bunu düzgün bir şekilde yansıtırsam böyle geçer, gider. Bunun uzantısı gördüğünüz gibi buraya denk geliyor ve görüntüyü oluşturuyoruz. Şu geçip giden ışın tekrar Y aynasına da gelebiliyor mu? gelemiyor. O zaman bu gitti. Yani bu arkadaşın Y'de bir daha görüntüsü olmaz. Ama bu ayna çok büyük olsaydı, bu buraya tekrar gelip çarpsaydı, o zaman bu görüntünün bir daha görüntüsü olurdu. Ama bu adamın bir daha Y'ye çarpma imkanı yok. O zaman bu bitti gitti. Bunu istediğiniz ışın için yapabilirsiniz. Ne bileyim şöyle bir ışın çizseniz bunu düzgün bir şekilde yansıtsanız bakın bu da başını aldı gitti. Bir daha Y'ye çarpma ihtimali yok. Bu görüntünün bir daha Y'de görüntüsünde olma ihtimali yok. Şimdi Y'deki görüntüye odaklanalım. Yani bu K üstüne odaklanalım. Bu nasıl oluşmuş olabilir? Ne bileyim şöyle bir ışın çizmişimdir. Bu ışın köşegen bir şekilde yansımıştır. Gitmiştir. Bunun uzantısı gördüğünüz gibi buraya denk geliyor ve görüntü oluşturmuştur. Acaba bu arkadaşın tekrar x'te bir görüntüsü oluşur mu? Yani 3 birim buradan geldim, 3 birim daha gideyim. Şurada bir şey oluşur mu? E hocam bu da gördüğünüz gibi başını aldı, gitti, oluşmaz. Hayır oluşur. Başka bir ışın çizseniz oluşur. Yani şöyle bir şey çizseniz bunu düzgün bir şekilde yansıtsanız gördüğünüz gibi x'e denk gelip tekrar yansıyıp bir görüntü oluşturabiliyor. Bunun uzantısı şuraya bir yere denk gelip k3 üssü diyebileceğim bir görüntü oluşturabiliyor gençler. E hocam ben bunu nasıl anlayacağım? işte bir tane çizdim aldı başını gitti. Dediniz ki ya oraya çarptırma da biraz daha yukarı çarptır. Böyle yapmak zor değil mi? İşte o yüzden ışın çizmeyeceğiz. En temizi nasıl yapılacak? Şöyle. Bu arkadaşı oluşturdum. Bu arkadaşı oluşturdum. Bu görüntülerin görüntüler oluşur mu diye merak ediyorum. Şu K2 üssü kimde oluştu gençler? X aynasında oluştu. Bu görüntüde ışın çizeceksiniz. X'ten geçireceksiniz. Mesela bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu geçirdikleriniz Y'ye ulaşabiliyor mu? Ulaşmıyor. O zaman bu adam burada kaldı. K üstüne bakalım. Bu nerede oluştu? Bu Y'de oluştu. O zaman Y'de oluştuğu için Y'den ışınları geçireceksiniz. Mesela bunu geçirdim, gitti. Ben bu Y aynasından geçip X'e ulaşabiliyor muyum? Bak ulaşabiliyorum. Ulaşabildiğim için o zaman bu görüntünün X aynasında bir daha görüntüsü olabilir. Çünkü çizdiğiniz şu ışının tekrar X aynasından yansıdığını görmüş oluyorsunuz. Nasıl bir görüntü olacak bu? Bu görüntü 1 2 3 birim uzaklıkta x'e 1 2 3 Şurada bir yerde K3 üssünü çizeceksiniz. Şimdi bu K3 üssü kimde oluştu? X'te oluştu. Bir daha bunun Y'de karşılığı var mı? E ışın çizin. Kimde oluştu? X'te. Nereye çizeceğim? X'e çizeceğim. Çizdim. Y'ye ulaşma ihtimalim var mı? Yok. İstediğimi çizeyim. E o zaman bu da bitti. Hepsinin nesli kesildi. Toplam kaç tane görüntü var? 1 2 3. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır gençler. En zor soru tipi budur. Biraz karışık gelmiş olabilir. Burayı tekrar tekrar dinleyin. Anlamadığınız yer altta sorun. Evet son sorumuz yanlış görmüyorsunuz bir gölge sorusu. Fakat düzlem aynalı bir gölge sorusu. Gölge konusunu anlatırken düzlem aynayı size anlatmadığım için böyle bir soru tipi çözememiştim ama böyle sorular da var. İki konuyu da artık öğrendiğimize göre bu ikisini birleştiren soruyu çözebiliriz. Noktasal bir ışık kaynağımız var. 2 tane saydam olmayan yani gölgesi oluşacak olan küremiz var. Burada bir düzlem aynamız var, perdemiz var. Perdede nasıl bir gölge oluşur diye soruyor. Gölgeyi oluşturalım. Ben buradan uçlara, sınırlara ışınlarımı çizersem X'in bu perdede dairesel bir gölgesi oluşacak. Y'nin uçlarına da göndereceğim bu ışın zaten aynı ışın. Şu arkadaşı çizdiğimde buraya bir yere gelecek. Bunun da dairesel bir gölgesi olacak. Bu iki gölge aynı boyutlarda olmalı. Tam öyle çizemesem de çünkü kan noktasal ışık kaynağı x'e ve y'ye eşit uzaklıkta. Şekiller simetrik. Dolayısıyla bu gölgelerde simetrik olmalı. Burada aynı olmasaydı sorumuzun cevabı iki tane böyle üst üste duran tam gölge olurdu. Çünkü başka ışık kaynağımız yok. Ama başka ışık kaynağımız var. Çünkü k'dan çıkan ışınlar bu düzlem aynaya çarpıp yansıyıp perdeye gelecekler. Sanki ikinci bir ışık kaynağı varmış gibi davranacak. O zaman ben buradan nasıl bir ışın çizersem, nasıl yansıyıp burayı nasıl etkiler gibi düşünmektense daha kolay olan yöntem, bu ışık kaynağının şurada bir görüntüsü varmış gibi düşünüp buna K üssü deyip ikinci kaynak olarak bu görüntüyü kullanabilirim. Aynanın üzerinden geçecek şekilde tekrar sınır ışınlarımı çizersem bir şu arkadaşı çizerim, bir de şu arkadaşı çizerim. Hocam bunu çizmez miyim? Orada ayna var mı? Yok. O zaman bunu çizemezsin. Çünkü asıl mevzu ne? Asıl mevzu şuradan çıkan ışın öyle bir yere çarpıyor ki bu şekilde yansıyor ve bunu oluşturuyor. Aslında olan olay bu. Biz kolay olsun diye geometrideki simetriyi kullanarak sanki buradan geliyormuş gibi çiziyoruz. Şuradan çizdiğim ışın buraya dik çarpıyor ve buradan dik yansıyıp şu arkadaşı oluşturuyor. Şöyle gönderdiğiniz bir ışının çarpacağı bir ayna yoksa o zaman böyle çizebileceğiniz bir ışın da yoktur. O yüzden görüntüden aynanın üzerinden geçecek şekilde ışın çizebilirsiniz ancak. E tamam ben bu arkadaşlar da birleştirirsem şurada hiçbir şekilde ayna yardımıyla bile ışık alamadığımız bir tam gölge bölgesi oluştu Burası nedir? Burası yarı gölgedir gençler. Neden oraya yarı gölge diyorum? E çünkü buradan şöyle bir ışın da çıkartabilirim. Bakın burayı aydınlatabiliyor. Yani şu çıkarttığım ışın buraya çarpıp buradan böyle yansıyıp burayı aydınlatabiliyor. Burası yarı gölge olacaktır. B şıkkını elerim. E şıkkını elerim. Gençler burası da tam gölge olmalıdır. Zifiri karanlık olmalıdır. Neden hocam? E çünkü ben bu aynayı kullanarak buraya ışın gönderemiyorum ki. Bütün yansıyan ışınlar yukarıya gidiyor. O zaman burası da tam gölge. A şıkkını da eleriz. Şimdi geldik güzel bir noktaya. Bu soruda çok güzel bir olta var. Sorunun cevabı C de olabilir, D de olabilir. Hocam ne farkı var? Perde farkı var. Biz hep gölgelere odaklandık. Dikkat ederseniz perdenin alt yarısı biraz daha karanlık üst yarısına göre. C şıkkında, D şıkkında ise her yerde aynı aydınlık var. Burada çoğu insan D'yi işaretleyebilir. Bizim perdeyle ne işimiz var? Çünkü çok düşündüğümüz bir şey değil. Ama gençler bu sorunun cevabı C'dir. Neden? Buradaki dev perdeyi hayal edersek sorunun geri kalan kısmında örneğin perdenin şu kısmına gençler ışık kaynağının kendisinden de ışık geliyor, görüntüsünden de ışık geliyor. Yani iki kaynak orayı aydınlatıyormuş gibi düşünebiliriz. Ama perdenin alt kısmına sadece ışık kaynağının kendisinden ışık geliyor. Bu adam buraya ışın gönderemiyor. Dolayısıyla üst yarı daha çok ışık kaynağıyla aydınlatıldığı için daha parlak, daha aydınlık olacaktır. O yüzden alt kısım biraz daha karanlık olacaktır. Bakın bu gölge değil. Çünkü burada bir engelli oluşmadı bu. Sadece daha az aydınlatılıyor. O yüzden sorumuzun cevabı C'dir. Bu da çok güzel bir sorudur. Yüzlem aynayla ilgili aşağı yukarı bütün soru tipleri bunlar ki en çok zorlanılan soru tiplerini çözdüm. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Müzik